Abdülkadir Selvi Akşener'in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü Meral Akşener daha ne desin? Nasıl anlatsın? Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Fatih ilan etti, anlamadılar. İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi esir mührünü gördü, inanmadılar. En sonunda İmamoğlu'na bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım dedi. Hem de nerede dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda dedi. Daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demediği kaldı. Kemal Kılıçdaroğluyla seçime gidersek kazanamayız demediği kaldı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum diye ilan etmediği kaldı. Akşener'in taktiği. Peki karar anı geldiğinde bunu söyler mi? Akşener Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istekçi olduğunu görüyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gerilettiğinin de farkında. Kılıçdaroğlu masaya oturmadan millet ittifakı liderlerine azaydını kabul ettirme stratejisi izliyor. Ama Akşener de Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağının farkında. O nedenle her defasında elini daha da yükseltiyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali, Ekrem sana söylüyorum, Kılıçdaroğlu sen anla taktiğini izliyor. Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarıyor. A ve B planı ama bu taktikler Kılıçdaroğlu'nu durdurmaya yetmezse Akşener'in Abdullah Gül konusunda olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da engellemesi sürpriz olmamalı. Akşener'in A planının Ekrem İmamoğlu olduğu net. B planında ise Mansur Yavaş yer alıyor. O nedenle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'nda büyük bir basınç söz konusu. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimse 2023 yaklaştıkça daha da artacak gibi görünüyor. Mansur Yavaş'a dikkat. Hep Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu üzerine odaklanıyoruz ama ben Mansur Yavaş ismine dikkat edin derim. Mansur Yavaş kendini G gününe saklıyor. Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetine girmiyor. Cumhurbaşkanlığı savaşının dışında yer aldığı için yıpranmıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu rekabeti iki isim devre dışı kalmasına yol açarsa yıpranmamış taptaze bir isim olarak Mansur Yavaş orada duruyor. Yeni ittifaklar yolda. Seçimin ucu görününce ittifak arayışları da hızlandı muhalefet cephesinde hareketli bir haftaya giriyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun ardından Abdullah Gül'ün bu hafta içinde Temel Karamoğluoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ahmet Davutoğlu başbakan olduğunda Abdullah Gül'ü ziyaret etmişti ancak Gül birlikte fotoğraflarının yayınlanmasını istememişti. Birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı. Cumhurbaşkanlığından inip başbakanlık görevini üstlenmeyi beklerken Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasından dolayı kırgındı. Davutoğlu'nun çok istemesine rağmen birlikte görüntülerinin servis edilmesi engellenmişti. Davutoğlu samimi bir görüşme yaptıklarını, ülke sorunlarını ele aldıklarını söyledi. Ama Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmediğini ifade etti. Gül, Davutoğlu'na güvenmemiştir. Cumhurbaşkanlığı işini Temel Karamoğluoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'la konuşur. Yeni isim. Bu kez Abdullah Gül'ün ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığından ziyade Abdullah Gül'ün de destekleyeceği, Kürtlerden ve muhafazakar kesimden oy alabilecek yeni bir isim gündeme gelebilir. O nedenle hem Abdullah Gül'ü hem de Temel Karamoğluoğlu'nu da dikkatle izlemekte yarar var. Putin Medvedev modeli Abdullah Gül'ün son dönemlerinde Putin Medvedev modeli konuşuluyordu. Erdoğan Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül Başbakan modeliydi bu. Ama Erdoğan istemedi. Abdullah Gül ise Cumhurbaşkanlığından indikten sonra AK Parti'ye dönmedi. Erdoğan'ı tasfiye planlarının merkezinde yer aldı. 2018 seçimlerinde olduğu gibi Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olmak için çaba gösterdi. Başaramadı ama köşesine de çekilmedi. Deva Partisi'ni kurdurarak AK Parti'yi bölmeyi denedi ama başarılı olamadı. Ama pes etmedi. Abdullah Gül antrenör. 12 Eylül'ün siyasi yasaklı döneminde Demirel'e bir bilen denilirdi. Bir de Büyük Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kuruluş dönemlerinde antrenör diyenler de vardı. Hüsamettin Cündoruk ya da Yıldırım Avcı Demirel'den siyasi taktik alırlardı. İmamoğlu'nu kim buldu? Abdullah Gül de Erdoğan karşıtı cephenin antrenörlüğüne soyundu. Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ismi ortaya çıkınca CHP'nin etkili isimlerinden birisi Ekrem İmamoğlu'nu birkaç isim arasından Abdullah Gül, Mesut Yılmaz ve Kemal Kılıçdaroğlu belirlediler demişti. Üçüncü ittifak. Bu noktada yazının başına dönmek istiyorum. İttifaklar konusunda çok önemli gelişmeleri hazır olun. Çünkü Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında iki ittifak daha gündeme gelebilir. Fatih Erbakan'ın önerisi. Biri yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın önerdiği Milliyetçi Muhafazakar ittifak. Fatih Erbakan ittifak önerisini İyi Parti bunun başını çekebilir. DP, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi yeniden Refah olarak açıkladı. Merhum Erbakan koalisyon ve ittifak işinin piriydi. 1991 seçimlerine Refah Partisi, MHP ve ÖDP ile kutsal ittifak yaparak girmişti. Yükselişi ondan sonra başladı. Şimdi bayrağı oğlu devralmış görünüyor. Ama iyi Parti oralı değil. Onlar CHP ile devam edecekler. Ama Fatih Erbakan da pes edecek gibi değil. Seçimlere doğru üçüncü ittifak şekillenebilir. Dördüncü ittifak. Dördüncü ittifaksa soldan geliyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, HDP'siz bir sol ittifaktan söz etti. TKP, Emep ve Sol Parti ile ittifakın temelleri atılmış durumda. Bunlar küçük partiler. Bunlardan bir şey olmaz demeyin. Milli iradenin küçüğü büyüğü olmaz. Ayrıca bu seçimlerde yüzde onlar, yirmiler değil. Sıfır birler, sıfır ikiler sonucu belirleyecek. 2023 seçimlerine giderken ittifakları daha dikkatli bir şekilde izlemeye çalışacağım. Çünkü 50 artı 1'in aranacağı seçimlerin küçük büyük partisi yok.